Herkese merhabalar. Merakla beklenen 2022 Sinkfield Kupası başladı. Ve bu turnuvayı özel kılan elbette Magnus Carlsen'in de oynuyor olması. Kimler var? Nipom Nishi, Ali Rıza, Aronyan, Karuana, Mame Diaro, Wesley So ve Hans Mok Niman. Kim bu Niman? Böyle bir oyuncunun ismini duyuyordum. Twitch'te yayın yapıyormuş sonra ilk kez Türkiye İş Banka Satranç Ligi'nde bir oyunu gördüm. Bu konum İran'ın güçlü oyuncularından Parham Maksutlu'ya karşı oynuyor. İki piyon öne geçmiş harika oynamış. Sonra biraz ilerlettim. Piyon fazla Niman beyazlarla oynuyor. İki piyon fazla rahat kazanç olmalı. Piyonu sürdü. Maksutlu böyle yaptı. Niman piyonu sürdü. Maksutlu piyonu aldı. Ve olaya bakar mısınız? kale alır a6 yaparsa pat. Dedim ki bir insan nasıl buna düşersen 2700'sün 2700'e yakın bir oyuncusun nasıl düştün? Hadi düştü diyelim. Sonra da bir takım fırsatlar kaçırıyor. Burada kale h1 yapıyor. Oysa ki kale g2'den sonra kaleyi kovalayacak. Şah üst kata gidecek. H5'e girmeye vakit bulacak. Ve beyazlar yine kazanıyormuş. Oyun berabere bitti. Bir başka turda Yıldızımız Vahap Şanal'a karşı oynuyor Niman. Vahap Şanal aldı bu Niman'ı. Duvardan duvara vurdu adeta. Oyun sonunda kale B5 geldi. Siyahlarla Vahap Şanal oynuyor. Zaten bu kadar güçlü oyuncuların arasında Vahap Şanal birinci de oldu. Bu galibiyet sayesinde aynı zamanda atı D5'e oturttu. Oradan geldi, buradan geldi. Niman'ı bir güzel yendi. Konumu tutamıyordu çünkü. Piyon kaybetti artık. Ve gelim Singfield kupasındaki performansına. Niman'ı görünce ya bu çocuk niye oynuyor falan dedim ama bir de ne göreyim ikinci turda Şehriyar'ı yendi. Üçüncü turda Karuano ile oynuyordu ve şöyle sözler geçmeye başladı. Niman Karuano'yı siyah taşlarla yenerse 2700'ü geçecek. 19 yaşında. Haydi canım dedim Karsen'i siyah taşlarla nasıl yensin? Bakalım oyuna. Son tur oyunu. Üçüncü tur oyunu. D4 sürüyor Carlsen. At F6, C4, E6. At C3, fil B4, Nimza'yın tısa Ve Carlsen G3 ile Roman işin varyantına giriyor. Son zamanlarda Carlsen filini bu şekilde çaprazdan geliştirmeyi sevdi. Rok, fil G2, D5, A3, fil C3, bc 3 D alır C4 ile beyazlar piyon feda etti. Ama buna karşılık filin çaprazı olabildiğince açık. Belli ki bunlar hazırlık karsan daha önce de oynamış bunu. At F3 yapınca C piyonunun merkez mücadelesine sokulması. Rok atınca şimdi burada artık bilinmeyen yollara girdik. C alır D4'e. Karsen vezir alır D4 yaptı. Sıklıkla karşılaştığımız bir sahne. Karsen diyor ki hadi gel oyun sonuna girelim. Bak diyor piyon da öndesin vezir alır D4'ten, at alır D4'ten sonra piyon fazlasın. Bir tane piyonun fazla. 3 piyona 2 piyon. Hem de vezir kanında fazlasın. Ne olacak ki? En kötü berabere yaparsın. İşte Karsen rakibini bu şekilde kandırmaya çalışıyor. Eğer böyle oynarsa siyahlar piyon önde ama vezir kanında çok ciddi baskı var. Fil çiftinin yaratacağı baskı var. Siyahların vezir kanındaki gelişimsizliği var. Tipik bir Karsen filmi izleyeceğiz. Önce siyahlar piyonu baskıyı azaltmak için geri verecek. Ama Karsen o ufak baskıyı arttıracak, arttıracak, bastıracak, bastıracak. Ya kazanacak ya da siyahlar zar zor berabere yapacak. İşte böyle bir senaryo. Ama gençler akıllanmış. Oyundan sonra o ifadeleri ben söylemedim Niman söylüyor. Niman dedi ki benim gibi bir aptala kaybetmesi Carlsen için utanç verici. Tabi bir sürü lafın arasında söylüyor. Espri ile karışık söylüyor bunu. Kazanmanın verdiği mutlulukla. Ama Niman bu konumu oyundan önce incelemiş bilgisayarla. Ve at c6 hamlesini yapıyor. Hatta vezir c4'ten sonra e5'e bakmış bilgisayarın önerdiği hamle. Filge 5'e A6'yı bile incelemiş. Karsen hazırlık açısından sert kayaya çarpmış. Niman belki de Karsen'in vezir değişmeyi önereceğini tahmin etti. Belkisi değil, yok. Tahmin etti ve önceden bunları incelemiş. Bu da bir avantaj. Ve hatta ee, Oyundan sonra röportaj yapıyorlar. Buraları inceledim, buraları gördün mü? Buralara baktım. O daha da devamına baktım şekilde rahat rahat konuşuyordu. İlginç bir karakter Niman. Bakalım ileride neler olacak. File 6. Bunlar da bilgisayar önerdiği hamleler. Bakın şimdi siyahlar sürünce, fili isteyince Karsen karşı saldırı hamlesi yapıyor. Buna da vezir istekte ama Niman da karşı saldırı hamlesi yapıyor. Tamam bilgisayar önermiş bulunması zor hamleler değil ama mesele bilgisayarın bu hamlelerin en iyileri olduğunu onaylaması. O zaman güçlü bir oyuncu olsanız da daha rahat oynuyorsunuz. Ve Karsen değişime gitmiş. Fil C4, kala A8, kala A8, atı da kırmış. GF6, şah F1 ve bir oyun sonuna girdi Karsen. Ama bu arzu ettiği gibi beyazların iyi olduğu bir oyun sonu değil. İyi oyun sonunda üstünken oynamak kolaydır. Bakalım zor durumda Karsen ne yapacak? Kale D8 gelmiş. Şah E1, Şah oyuna sokuyor. At A5, kale D1. Kaleleri değişelim mi? Hemen değişmek beraberlik anlamına gelir. Niman olayların farkında, üstün olduğunun farkında. Ben diyor kademi tutacağım. Çünkü senin piyon yapın vezir kanadında dağınık. C3 piyonu açık hatta hedef bir piyon. Carlsen'in yapmak istediklerini 19 yaşındaki genç Niman yapıyor. Amerikalı Niman yapıyor. At D2. File E6, fili kaçtı. Kaçmakla kalmadı C3 piyonu istedi Niman. Şimdi kale c yaparsa Karsen... B6 yapalım. da savunmaya bağlı kalmasın. Bundan sonra çok ızdırap dolu bir yaşam bekliyor karşısını. E. C3 piyonunun savunmasına bağlı. Atı bir yere kıpırdatsa şahı gelmek için at C4'te çatallar var. Karsen haklı olarak aktif savunmayı tercih ediyor ve piyonu veriyor. Fil C4, at C4, kale C4, kale D8, şah G7, fil D5. İki kanatta piyonlar varken fil etkilidir. Kale C7 yapınca Kale A8 hemen piyonu istemiş. Kale aktif kullanıyor. A6 Kale B8 diyor ki bak seni savunmaya bağladım diyor. İki taşını da F5 Kale E8 bu da zayıflık yüklendim diyor. E4 ve şimdi karşı sen bir hata yapıyor. Doğrusu da ne? İşin doğrusu çok zor. G4 piyon yapısını parçalamak için bu sürüşü yapmış. Ama arka arkaya gelişmeler bu hamleyi haksız çıkaracak. Temelde iyi gibi gözükmekte. Doğrusu ne derseniz bilgisayar dünyası. Bilgisayar diyor ki bunu oyna. Efendim bunu oyna bekle. E beklemek kolay mı yani sinir ister bunu sür. Efendim bunu sürünce böyle. E işte idare ediyorsun diyor. E diyor da siyahların vezir kanında bir piyon fazlası var. Zaten bir piyon fazla nasıl da oynayacaksın? Bilemiyorum. seninki sanki pratik olarak daha doğru gibi. G4 ama Nimanda iyi oynuyor. Kale C5 geliyor. Fili istiyor. Fil A2'ye şimdi at C4 ünlem. Atı soktu buraya. A3 piyonu istiyor. A4 sürüyor. Piyon istekle tabii ne yapsın? A4'e at D6 geliyor. At çok güzel zıpladı. Kale isteyerek geldi. Kale E7 yapınca şimdi FG4 alıyor. E, bir piyon da aldı ama Karsin'in güvendiği hamle bu. Atı istemek. E şimdi ne yapacak? Burada gidip de kale C6 yaparsa fil D5 var. Kale isteyecek. Kale B6 yapınca kale atın savunmasına bağlı ya. A5 var. Kale B1 şah çekince şah D2 e, at istekte. At gidince F7 boşta. Dolayısıyla bir şeyler yapmalı. Carlsen çok iyi getirmiş gibi gözüküyor ama işte bu anda mucize geliyor. e3 ünlem. Tehdit, kale c1 mat. Pardon. Kale d6 kale c1 kale d1'e al al ef2 vezire çıkıyor. Güzelliğe bakar mısınız? Dolayısıyla atın dokunulmazlığı var. F alır E3 yapınca ne de olsa veda yapıyor. Bu sefer de at E4 hamlesi geliyor. Kale B7 alırsa aşağıdan mat var. Peki bu durumda kale F7 şah çekerse o zaman şah G6 var. Yine mat istiyor. Şah F1 yaparsa kale C1 şah. Şah G2 yaparsa Kale C2. Fili kaçınca kale alır E2. Of hayat. Beyazlar için çok ama çok tatsız. Burada kale D2 yapabiliyorum. Atı alırsa onun da kalesi boşta. Siyahlar hala piyon. Piyon fazladır. Ve şah da kötü durumda. Evet E3 at E4'e burada hamlesi şah f1 kaçmak. Kale c1, şah g2, kale c2. f almış. Kale ile alsa da fark etmezdi. Kale 2, şah g1. Kale 1, şah g2 bir git gel yapmış. Zaman kazanmak için Niman kendi anlatımına göre şimdi şah f6 gelmiş. Şah kesik, siyahın şahı aktif ve siyahlar hala piyon fazla. Eğer beyaz kale alır b7 yaparsa at g5 var. Mat var burada. At, F3, ataş 3. Fili açınca şah, şah F1'e kale F2, şah E1'e kale alır H2. Aş iki piyonla kazanır. Dolayısıyla B7'yi alamaz. Peki oyuna dönelim. Oyunda fil D5 gelmiş Karsen. Kale D2 güçlü hamle açmazı aldı. Kale F7 şah. Şah G6. Kale D7 eski yerine dönmüş. At G5 f diş şah O da ne? Kale boşta kalmadı mı? Hayır. Şah F5 boşta kaldı ama at F3 şah çekerek Niman kaleyi geri alıyor. Dahası, dahası hala piyon fazla. File at oyun sonu. Şah F2 oynamış. Eee ataş 2 sonrasında terk etmiş. Şah Şah G4'de ataş 2 var. Efendim, şah g2 oynarsa da at alır e3 var. Şah f2 oynamış ve burada at h2, e4 yapınca şah alır e4. Fil e6, şah f4, fil c8. Buraya dalıyor. Piyon da toplamış ama onun da a5 piyonu gidiyor. Fil atı kıstırdı. Ama bir sorun var. Siyahların iki tane geçeri sürüyor. Fil f sürüyor. Fil D5. Şah E5 yapıyor. Ve Karsen kendi oyun sahasında yani oyun sonunda 19 yaşındaki genç bir büyük ustaya kaybediyor. Hem de beyaz taşlarla. Buna rağmen 3 tur sonunda 2,5 puanla Niman birinci 2 puanla vesli sol ikinci ama karsen nipom Nishi'yi yendiği için bir buçuk puanda hemen takipçi durumunda bakalım sonraki turlar neler gösterecek. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. beğenize esirgemezsiniz sevinirim. Herkese sevgiler saygılar.